Merhaba sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyifler, saatler yerindedir umarım. Sağlığınız, saatiniz daim olsun arkadaşlar. Sonra keyfiniz de bol olsun. Paranız, aşkınız da bol olsun. Hepsi güzel olsun. Hepsini güzel dileyelim. Bugünkü fabrikada neler var tabii ki. Konumuzun özü bu aslında. Niyet ettiğiniz konularda umarım görebileceklerimi görürüm. Sizlere iletirim. Bakalım falda neler çıkacak. Şöyle genel bir kere bakayım dedim ama. Bir şey yok aslında burada. Şimdi bir sıkıntıyı hemen şöyle kenara attık. O da parasal konularda biraz sıkıntılarınızı düzeltmişsiniz ya. Eskiye göre biraz daha düzelmiş bir şeyler olmuş yani. Biraz rahatlamışsınız. Ama bu rahatlığınız biraz daha rahatlamayla devam edecek diyebilirim. Şimdi parasal konulardan hemen bahsedelim. Çok takıldığınız konular var. Yani biraz rahatlamışsınız evet geçtiğimiz aylarda ama şimdi böyle önünüze gelen bazı sorunlar var sanki. O yüzden biraz kendinizi böyle elinizde bir kase var. O kasenin içi de biraz boş. Ona bakarken çıkıyorsunuz. Bunları böyle alttan alta çok büyütmüşsünüz. Geçmişten gelen bir borç olabilir, alacağınız bir para olabilir ama elinizde olmadığından dolayı kaygılı ve üzüntülü görünüyorsunuz aslında. Bu konularla ilgili direkt olarak zaten kaygı görselleri var. Ne kadar sürer bu kaygılı olmam, işte biraz canım sıkkın, moralim bozuk parasal konularda diyorsanız eğer aslında 2-3 haftalık bir süreciniz var. Yalnız bu 2-3 haftalık süreç içerisinde bir hafta geçer, bir hafta sonra biraz daha artar sıkıntılarınız. Sonrasında bir rahatlama, yalnız bir kişinin desteğiyle bir rahatlama görünüyor. Şimdi bu iş yerinizde bir sıkıntı olabilir. Bu haftalar böyle biraz kaygılı olabilirsiniz ama önümüzdeki hafta biraz daha kaygılı olacaksınız. Sonra bir kişinin gözünüzde küçülttüğünüz bir kişinin aslında öncesinde sanki böyle size bir yanlış yapmış bir kişinin desteğiyle biraz önünüz açılıyor, aydınlanıyor. Ve sonrasında aslında bu 3 haftayı geçirdikten sonra 3. hafta aslında biraz bir şeyleri almaya başladınız. Bir şeyleri değiştirmeye, düzeltmeye başladığınız bir süreç olarak görünüyor. Bazı sıkıntılarınızın üstünde kendinize sanki temiz sayfalar açacak kadar yani önünüzü açacak kadar bir yol buluyorsunuz. Burada iş konularıyla alakalı şöyle bir 2-3 hafta kadar sıkıntılı olabilirsiniz ama sonrasında önünüz açılacak. Ama şunu diyemiyoruz bugün. Bütün sıkıntılarınız tamamen gidecek, ferahlayacaksınız, oh diyeceksiniz diyemiyoruz. Çünkü burada gördüğünüz gibi sıkıntı içinize oturmuş. Bir bölümünü atmışsınız ama bir bölümü kalmış. Yani beklenti içinde olduğunuz para ve iş konuları. Hatta burada eğitim hayatı da söz konusu. Biraz sıkıntılısınız. Bu sıkıntılarda bir yol açıp yolunuza devam edeceksiniz ama tam olarak bitti, oh ve rahatladım diyebileceğinizi söylemiyor falımız. Burada önünüze çıkacak ufak tefek engeller var. Bu engelleri çok rahat aşarsınız. Yalnız nasıl diyeyim, 2 ay sonunda bir kişi sanki önünüzde durmuş, gidişinizi engellemeye çalışıyor. Bu iş yerinde bir kişiyle sıkıntı yaşayacağınız anlamına gelir. Parasal konularda alacaklı olan bir kişiyle 2 ay sonra bir sıkıntı ya da borcunuzla alakalı 2 ay sonra bir sıkıntı, bir duranlık, bir kişiyi aşma çabanız söz konusu olacak. Bu kişi sanki böyle çok dik kafalı, dediğim dedik, çaldığım düdük, inatçı bir kişi görsellerinde çıkıyor. Bu kişiyle de bu süreç içerisinde yani 2 ay sonrası içinde gene uğraşabilirsiniz. Esas bu kişiyi aştığınızda siz daha da rahatlayacak, yolunuz daha da düzleşecek, daha böyle bir oh be diyeceğiniz bir sürece gireceksiniz. Burada gene alttan alta aslında sorunlar olur ama bugün yaşadığımız sıkıntılar aslında önümüzdeki yani 2 ay demeyelim, bu 3 haftalık süreç içerisinde bayağı bir rahatlayacak. Sonrasında bir kişiyle alakalı bir tıkanıklık yaşayabilirsiniz ama akabinde biraz sakin kalacağınız, durağan kalacağınız, işte oh birçok şeyi hallettim artık şuraya uzanayım da biraz dinleneyim diyeceğiniz süreçlere giriyorsunuz. Bu iş yerinde dediğim gibi bu kişiyi de açarsanız önünüz bayağı bir açılıyor. Kimdir nedir bilemem ama artık böyle dipte durmuş sanki son konu olarak duran ya da son konuşacağınız kişi olarak görünen bir kişi. O kişiyle görüşüp yatar pozisyonda yolunuza devam ediyorsunuz. Bu aynı zamanda iş bitimi de olabilir arkadaşlar. Çünkü burada aşamayacağınız bir kişi engeli son nokta patron mu acaba diye düşünüyorum. Hani burada bir çizgi de sonlanma enerjisini de veriyor bana. O yüzden bir süre aslında belki de dinlenmek adına kendinizi işinizden alıkoyabilirsiniz. Daha ileriye daha sağlam adımlar atmak adına çünkü bayağı bir etkilendiğiniz bir konuda var. Bu konuyu da işte dediğim gibi
bir şeylere bastırarak yolunuza devam edeceksiniz. İş yerinde belki de birisiyle bir sıkıntınız var. Bu 3 hafta bu sıkıntılarla boğuşursunuz. Sonra bir rahatlama var. Ama akabinde dediğim gibi sizi sıkan, üzen bir şeyler rahatsız edebilir. Burada o süreci iyi kontrol etmek, adımlarınızı düzgün atmak ve aslında ayağını da yorganına göre uzatmak gerekiyor. 2 ay sonrası için olabilecek iş çıkışları da mümkün görünüyor falımızda. Ve burada da geçmişe dönmüş, ellerinizi arkaya almış çıkıyorsunuz. Yani geçmişten alacakların alınamadığı süreçler de olabilir. Lütfen dikkatli olun. Onun haricinde para konularına baktığım zaman ileriye dönük olarak çok güzel planlar var. Yatırım planı gibi, hani bir şeyleri almak mı istiyorsunuz? Bir şeylere katmak mı istiyorsunuz? Aslında bu biraz tadilat görseli, ev görseli de ifade ediyor. Sanki böyle ilkbahar aylarında niyet ettiğiniz bir şey var. Bununla alakalı ki niyetiniz aslında ilkbahar aylarında evime şunu yapayım, şuradan bir ev bakayım. İşte ev konularıyla alakalı aslında bir niyet söz konusu ise çok güzel bir şekilde iki konunun da birleştirilerek bir bütün olduğu süreçler yaşatacak. Burada sanki böyle at görselleri de var. Hani hızlıca yapmaya çalışacağınız bir süreç de görünüyor. Hani duruyorsunuz, bugün için hayal diyorsunuz, yarın hayal diyorsunuz, işte Şubat geçiyor, Mart geçiyor, işte bir Nisan Mayıs olduğu anda böyle hızlıca yapılacak bir şeyler var. Bu hızda da aslında hafif bir karışıklık, çok fazla insan görünüyor konuştuğunuz çevrenizde. Ama ondan sonrasında da iki yolun birleşmesi çok iyidir bir kere. İki konunun aynı anda çözülmesi anlamına gelir. Akabinde de hemen bir konuya daha atlayarak toplu bir şekilde onları paket yapıp hayatınızdan çıkartacağınızı düşünüyorum. Burada iş konularıyla alakalı yalnız genel söylemem gereken bir şey var. Parasal konularla da alakalı. Mayıs ayı biraz karışık çıkıyor. Burada çok fazla insan, çok fazla istek görselleri de var. O konulara da dikkat ederseniz iyi olur arkadaşlar diyebiliyorum. Sanki herkes size el açıyor. O görseller var. Ve siz de sanki elinize bir cetvel almış böyle onları parça parça ölçüp biçip tartıp bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Tadilat hissiyatım çok fazla oluyor şimdi cetveli de orada görünce ama. Neyse, aşk, ilişkiler, para. Para dedik, ilişkiler diyelim. Hane içerisine gelen bir para var. S harfi var başında. Şubat olabilir, Salı olabilir. Ama gelen bir para, akabinde bir para daha gelecek. Hatta o net olarak Şubat ve cuk diye oturuyor. Bir borcunuza karşılık bir para gelecek. Ani bir para gelişi var. Haneye gelen olarak görünüyor. Hani bir alacağım var, onu alır mıyım diye düşünüyorsanız Şubat net diyebilirim arkadaşlar. Böyle fişek gibi gelen bir para görsellerinde çıkıyor. Bugün aslında ilişkilerle alakalı çok bir şey var diyemem. Tutmuş olduğunuz bir niyet varsa bununla alakalı bir 5 rakamı var. Temizlikte görünüyor. Olmayacak değil, olacak bir dilek. Bu konuda yalnız biraz sabır etmeniz gerekiyor. Yolunuz kısa değil, biraz uzun bir yol. Hatta bir müddet sonra ikiye ayrılmış bir yolun başında bir karar verme aşamanız olacak. Burada biraz sisli puslu görseller var. Net olarak karar veremeyebilirsiniz. Burada bir kişiden beklenti içinde çıkıyorsunuz. Eşiniz ya da sevgiliniz. Ama bu kişi yatıyor, uyuyor, farkında değil durumu. Bu farkında olmadığı için belki bu sisli puslu alanda tek başınıza ilişkiniz ya da evliliğinizle alakalı bir mücadele kurabilirsiniz. Ama uzaklaşma, uzaklara gitme, artık yorulduğum hissiyatınızla özellikle önümüzdeki 3 ayın sonuna doğru daha da artabilir. Burada artık böyle kişilerin hani böyle karşılıklı oturursunuz da kendinizi geri çekersiniz ya. O şekilde görsellerde çıkıyor. Gene karşınızdaki kişi bunun farkında değil ama. Hani siz bir şeyleri sanki kafanızda kuruyorsunuz, düşünüyorsunuz. Şu şöyle, şunu şöyle yapması lazım, böyle yapması lazım ama söylemiyorsunuz. Şimdi karşınızdaki kişi farkında değil bu durumu. Yanlış yaptığını ya da yanlış davrandığını da farkında değil anladığım kadarıyla. Ya da öncesinde söylediniz. Ben zaten söylemiştim, bir kere daha niye söyleyeyim diyeceksiniz ama karşınızdaki kişi biraz alık affedersiniz. Devamlı tekrar etmeniz gerekiyor çünkü o kadar silik çıkıyor ki karşınızda. Hani siz ne deseniz anlamıyormuş görsellerinde çıkıyor. Burada aranızda böyle bir buğulanma, hani birbirini görememe, sevgiyi fark edememe gibi bir durum söz konusu. Dikkat edilmesi gereken konu, inat ettiğiniz, söylemediğiniz konuları aslında arkası arkası söylemeniz, tekrar etmeniz gerekiyor. Çünkü ilişkide iki tarafta birbirini seviyor ama siz biraz şey yapmışsınız, takılmışsınız bir şeyine. Bir şeylerine böyle takılmış hesaplaşma görselleriniz var. Ve bu dedim ya 3 aylık süreç içerisinde bu biraz daha sizde artıyor. Hani beklentilerin karşılanmaması ya da beklenti içinde olma ya da işte ne bileyim
Eşten 3 aylık süreç içerisinde 3 kademede görünüyor çünkü bir şeylerin düzeltilmesini bekleme gibi gibi durumlar var. Yalnız siz bu süreci dedim ya hani böyle biraz geri çekilmiş duruyorsunuz da altında çok temiz bir para görseli var. Yani bir paradan dolayı bu konular yaşanıyorsa 3 ay sonra bu para hanenize düşer. Yani güzel gelen bir para var. Aslında o 3 ay kelimesini de çok fazla kullanmamam gerekir burada. 3 ay, 2 ay, 4 ay aralarında sıkışmış, o yüzden 3 ay dedim ama haneye gelen bir para olacak. Temiz bir para ve de. Burada eşler arasında sıkıntı yaratan bir konuda bir bilinmezlik bilinire düşüyor çünkü. Hani nasıl öderiz, nasıl yaparız dediğiniz bir konuda çok güzel bir haber alacaksınız ve aslında bu haberle birlikte haneye düşen para sonrası için haneyi aydınlatıyor. Çünkü burada gene aynı şekilde konuşmalar biraz daha netleşmiş. Karşınızdaki kişi, eşiniz ya da sevginiz çok şanslı yalnız. Bu sizin dışınızda bereketli birisi görsellerinde çıkıyor bugünkü falımızda. Hatta çevresinde bir akrabasından bir destek alacak. İlkbahar döneminde bu destekle birlikte bir yol çizecek kendine. O da gene çok hayırlı bir yol. Bu dönemdeki zaten konuşmalarınız ve yakınlaşmanız da çok güzel. Hani artık tamamen karşılıklı yan yana sarmaş dolaş görsellerde çıkıyorsunuz. Aslında sözünüzü bir süreç geçiriyorsunuz. Bu süreç içerisinde siz takılı kaldığınız noktalar var. Karşı taraf bir mücadele veriyor ya da vermiyor, silik çıkıyor. Bu süreçte biraz beklemeniz, biraz sabır göstermeniz gerekiyor. Evet, sabrın sonu selamet aslında. Burada da selamete çıkacağınız görselleri var. Sonuçta alınacak güzel evrak, güzel para görselleri ve ilişkide daha yakınlık, daha samimiyet, daha konuşmaların güzel olduğu süreçler görünüyor bugünkü falımızda. Ben birisine baksam derdim ki endişelenmene gerek yok. Her şey yoluna girecek. Biraz daha sabır et sadece. Bir şeyler değişecek. Yani ya çok hayal kuruyor eşiniz ya da sevgiliniz diyorsunuz ki hep boş hayaller kuruyorsun ama bir şeyler değişiyor ve genişliyor. Şaşıracaksınız yani. Bir de sizden gizlediği bir şeyler var. Yani burada da şimdi çıkmış. Hani böyle hani şunu yapacağım, bunu yapacağım der. Yapamaz. Her yapamadığında dersin ki senin zaten yapamayacağını biliyordum dersin. O da artık der ki artık söylemeyeceğim. Böyle olur ya hep. Hani böyle bir durumda gerçekten çok sevinç gözyaşınız var. Yani yapacağım yapacağım deyip de yapamadığı şeyler bir müddet sonra önünüze yapılmış olarak geliyor. Burada çok güzel bir geyik görseli var. Berekettir, nimettir aslında. Y harfiyle de çok bağlantılı bugünkü falımız aslında. Bilmiyorum neden bir Y harfi var ama onu da iletmiş olayım sizlere. Çok güzel görseller var. Gelecek bugünden daha güzel olacak. Hane içerisinde bakın görüyor musunuz? Nasıl kafanız tamamen hane içerisine yönelmiş. Burada sanki kendinizi tek başınıza kalmış hissediyorsunuz. Çevrenizdeki insanlar konuşuyorlar ama siz kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Böyle bir süreç geçiyor. Bu süreçten sonra da aslında sakin, daha rahat, paranın daha çok olduğunu düşünüyorum. Yani burada eşim beni seviyor mu sevmiyorumdan çok parasal konularda çözülmesi gereken konular var hanede. Ya da ilişkilerde karşınızdaki kişi, sevgiliniz parasal konulara biraz önem veriyor. Onun için değerli, çözmesi gerekiyor. Başarıyı para kazanma olarak görüyor belki de. Bundan dolayı vereceğim mücadelede sizi biraz kenarda tutabilir ama sonrasında gelip gönlünüzü alacağını düşünüyorum. Çünkü kafasının yarısı kapalı çıkıyor arkadaşlar. Direkt olarak ortadaki görselde bakın. Kafa kapalı, haneyi görmüyor. Diğer tarafa bakmış, parasal konulara bakmış. Orada da böyle sanki darbeler almış, bu darbelerden yorulmuş ama gene de bir haber bekliyor. Bu haberle dönüp müthiş aydınlanacak. Bugünkü falımız aslında bu. Yani burada diyebileceğim ne var? Aile içini gösteriyor okular. Aile içi konularla alakalı sabırlı olunması gerekiyor. Biraz aslında gözünüzü kapamanız gerekiyor görselleri var. Çünkü eş ya da sevgili tarafı biraz gözünü aile ve ilişkilere kapamış. Daha çok parasal konularla alakalı mücadeleye yönelmiş görünüyor. Burada mücadele verilecek konularda da çok güzel sonuçlar alınacak arkadaşlar. Benim diyebileceklerim aslında bugünlük falımız da bu kadar. Hayrınıza olan tüm güzellikler sizi bulsun. Niyetleriniz de kabul olsun inşallah diyelim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.